Az su. Haydi. Ya Allah. Biz Mutki Kaymakamlığı, Mutki Milli Eğitim Müdürlüğü öğretmenlerimiz olarak hep beraber düşündük. Dedik ki milli birlik ve beraberliğimizi, milli duygularımızı güçlendirecek korucularımız arasından yetenekli olan, müziğe ilgisi olan, onların da çünkü devamlı kırsalda oluyorlar, nöbet tutuyorlar, araziye gidiyorlar, güvenliğimiz için 7-24 mesai menfumu gütmeden çalışıyorlar. Bunlara da sosyal olarak dinlenebilmeleri, kendi becerilerini gösterebilmeleri ve aynı zamanda ilçemizdeki gençlerimize, gelecek kuşaklarımıza, milli duygularımızı, tarihten gelen bu bizim derin güçlü yanımızı göstermek için mehter takımı kuralım dedik. Mehterin zaten bir ordu bandosundan gelen, bizim her zaman her bölgede çalındığında bütün yüreklerimizi, milli duygularımızı şahlandıran bir ses tonu, tınısı olduğunu biliyoruz. Biz de bu tarihi topraklarda milli birlik ve beraberlik duygularının güçlenmesine ihtiyacımız olduğu için içlerinden 18 tane korucumuzu, gönüllü olan korucumuzu seçtik. Milli birlik ve beraberlikle bunlar hem kırsalda nöbet tutup 50 mesailerinden ödün verdikleri zaman da hocalarıyla birlikte kendi bando ekipleriyle, müzikleriyle, önce sesleriyle başladı. Tınılarını öğrendiler, kıyafetlerini aldılar ve bu bölgede biz ilk defa Mutki Korucuları Mehter takımını kurmuş olduk. İnşallah bundan sonra kendilerini geliştirerek ilerleyecekler ve bu güzel bir başlangıcı, milli birlik ve beraberlik duygusunu dalga dalga Mutki'nin sesini ilerleyen dönemlerde tüm bölgeye yayacaklar. Biz kurduk, vatandaşların ilgisine, mazharına vesile oldu. Çok talep var, işte programlara çağırıyorlar, bizim mehter takımı gelsin. Biz de hay hay diyoruz, kendimizi geliştirelim, bir olgunlaştıralım. Bütün Biktis sınırları içerisindeki bütün gösterilere katılacağız. Hatta kendilerini geliştirsinler diye Bosna Hersek'te bir müzik festivaline, daha sonra eğer olursa arkadaşlarımız çalışıyor, Güney Kore'de yine bir başka müzik festivaline arkadaşlarımızı gönderip kendilerini geliştirsinler, oradaki diğer gruplara, bu tür sivil toplumla oluşan müzik gruplarına örnek alsınlar. Ve biz bu bölgede böyle bir tohumu seçtik. İlerleyen dönemlerde de daha güzel, daha güçlü olsun ve kuşaktan kuşağa tarihimizi, milli bilincimizi unutmayalım diye böyle bir organizasyon yaptık. Bitlis Mutki ilçesine müzik öğretmeni olarak atanmıştım bu yılın başında, Eylül ayında. Adım Görkem Yançoğlu bu arada. Mutki Kaymakamlığı bünyesinde bir mehter takımı kurulacağı söylendi. Kaymakamlığımızın önderliğinde. Bu işe gönüllü olarak çalıştırmak istediğimi, mehter takımını çalıştırmak istediğimi söyledim. Kaymakamlığımızda korucularla kurulacağını söyledi. 2 aylık bir çalışmamız oldu ilk başta. Tabii ilk önce enstrümanları tanıttık, ritim aletlerini tanıttık. Bu konuda biraz süreç geçirdik. Daha sonra kıyafetlerimiz, enstrümanlarımız, her şeyimiz tamam olduğunda ilk gösterimizi yaptık. Kaymakamlığımızın bu konuda çok büyük destekleri oldu. Bağlı bulunduğum kurum, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de bu konuda bana gayet olanaklar sağladı. Ve mehter takımını kurmuş olduk. Tabii grup olduğu için ilk başta zorlandık.
Ama arkadaşlarımın gayretleri, Kaymakam Bey'in, ilçe milli eğitim müdürümüzün destekleriyle o zorlukları aştık. 18 kişilik bir ekip, 2 ay boyunca çalıştık. Şu an ne kadar? 2 ay oldu çalışalı. Ama arkadaşlarımın gayretleri, kendi özverileri sayesinde bu işi çabucak atlattık, zorlu sürecimizi atlattık. O konuda da kaymakamlığımızın destekleriyle nöbetleri, arkadaşlarımız nöbete gidip aynı zamanda çalışmalara katıldılar. Onlar için zorlu bir süreçti. Ama yine de kendi özverileriyle ailelerinde geçirecekleri vakitleri bizimle geçirdiler. O konuda hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Zorlu bir süreçti ama şu an hepimiz bu işi başardığımız için çok mutluyuz. İlk başta gönüllü olanlarla başladık bu işe. Kalabalık bir ekiptik. Müzik yeteneği olan, müzik kulağı olan arkadaşlarımızla devam ettik çalışmalara. Ve 18 kişiye düşürdük. Tabii ki geride kalan arkadaşlarımız var. Onlar hala bünyemizde duracaklar. İlerleyen safhalarda bu 18 kişiyi daha sonra 30 kişiye, 45 kişiye yükseltmeyi düşünüyoruz. İsmim Adnan Akdeniz. 2 yıldır köy kuruculuğu görevini yapmaktayım. Kaymakamımız böyle bir düşünce ortaya koydu. Gönüllü kurucular dahilinde başvurular istedi. Biz de gönüllü olduk. Ufak bir esruman geçmişimiz de var. Bazı arkadaşların, bazılarının yok. Hepimiz farklı köylerden geliyoruz. Farklı köylerden görev yapıyoruz. Arazilere çıkıyoruz falan. Ekstra olarak işte burada hani Doğu Anadolu'da bölgemizde bir ilk olacağı için biz de gelmek istedik. Hani bu hem güzel bir duygu ama ilk olduğu için aynı zamanda büyük bir sorumluluk diye düşünüyoruz. Bunun bilincindeyiz ve buna göre hareket ediyoruz. Daha yeni amatör bir grubuz hocamızın da dediği gibi. Ama inşallah daha ileride muvaffak olacağız inşallah. Hani zor ama aynı zamanda da güzel yani. Sonuçta hani yüzyıllardır süren bir organizasyon bu Mehter, yani Mehter grubu. Bunun da bölgemizde bir ilk olarak bizim devreye girmemiz bence bizim adıma çok sevindirici, aynı zamanda gurur verici bir olay. Başta Mehter pek bilinmeyen bir şeydi bu bölgede. Pek yani biraz yabancı baktılar, olumsuz bakmadılar da hani nasıl tam olarak ne yapacaksınız bana. Biz de yavaş yavaş anlattık, resimlerimizi gösterdik, giydiğimiz kıyafetleri gösterdik. Şu an hepsi olayı gayet iyi idrak ediyorlar ve hoşlarına da gidiyor, yani sorun yok yani. Biz gece gündüz demeden çalıştık, çabalaştık. Marşlar olsun, işte bütün şiirler olsun, şey başardık. Hani daha da giderken de sürekli kulağımız müzikteydi, sürekli kulağımız hocamızdaydı. İşte bunu başardık, güzel bir şey oldu. Burada Bitlis'te, Doğu Güneydoğu'da böyle bir şey yoktu gerçekten. Sayın Kaymakam Bey'imiz ortaya çıkarttı bunu. Çok harika, çok güzel, yani mutluyuz şu an.